Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur Erdi. Bugün sizlere ilişkiler hakkında bilgi vereceğim. Bunları hayatınıza alırsanız hayatınız değişecek. Buyurun, videomuz başlasın. Evet, bugün ilişkilerdeki en önemli kurallardan bir tanesinden bahsedeceğim. Eğer bir ilişkide kendinize olan saygınlığınızı kaybediyorsanız o ilişki zaten çoktan bitmiştir. Asla kendinize olan saygınlığınızı kaybetmeyin. İlişkilerde en hassas ve en yoğun yapılan hatalardan bir tanesi karşıdakine çok fazla kendisini değerli hissettirmeniz. İlişkide karşı tarafa eğer kendisini çok fazla değerli hissettirirseniz o ilişkiyi kaybedersiniz. Peki Onur, bunu neden söylüyorsun? Ben zaten çok seviyorum, bunu hep aktarmak istiyorum diyorsunuz. Belki de şu an bana kızdınız. Ama bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Eğer çok sevdiğinizi durmadan dile getirirseniz ve durmadan onunla ilgilenirseniz ve kendinizden çok karşı tarafa değer vermeye başlarsanız bu ilişki yavaş yavaş bitmeye başlar. Çünkü öyle bir dönemde yaşamıyoruz artık. Tüm insanların hayatları çok kolay ulaşılabilir oldu. Bugün sizden ufaktan sıkılmaya başladığında hemen sizden nasıl kaçacak, sizden nasıl uzaklaşacak bu kafaya girdi insanlar. O yüzden iyi niyetli olmaktan vazgeç. Çok sevmekten vazgeç. Aşık olmaktan vazgeç. Çünkü aşık olursan kendini çok fazla yıpratır. Bu dönemde kesinlikle istediğin hiçbir şeyi elde edemezsin. Ama aşık olmanın bir diğer yönü daha var. Aşık olmak aslında dünyanın en güzel şeyi. Ama doğru bir şekilde kontrollü ilişki yaşarsan, aşık olduğun kişiye çok fazla aşkını yansıtmazsan, profesyonellik çerçevesinde güzel bir şekilde o ilişkini düzenli devam ettirirsen o ilişki her zaman ayakta kalır. Bugün eğer sizin hayatınıza kız arkadaşınız, eşiniz ya da evlilik gözüyle ciddi düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa kesinlikle ona şunu çok net bir şekilde belirtin. Benim kendi kişisel alanlarım var. Sen beni böyle tanıdın. Sen bana böyle saygı duymak zorundasın. Eğer yaptığınız hareketlerinizle, konuşmalarınızla bunu çok net bir şekilde karşı tarafa yansıtırsanız müthiş bir ilişkiye ilk adımı atmış olursunuz. İlişkilerde en çok yaşanan problemlerden bir tanesi hemen böyle işte canım, cicim, seni çok seviyorum, bir tanem, işte ya şunu yapalım, bunu yapalım. Hemen böyle modlara girmek. Yapmayın. Böyle yaparsanız ilişkinizi kesinlikle kaybedersiniz. Kaybetmezsiniz. Kaybetseniz aslında güzel. O ilişki size zarar vermeye başlar. O kişi diyelim ki gitti istediği kişiyle oturdu, kahvesini içti, gezdi ya da sizi aldattı. Öyle bir konuşur ki, sizi öyle bir hale getirir ki sanki siz suçluymuşsunuz gibi. Ya karşı taraf suçlu olmasına rağmen siz sırf kendiniz taviz verdiğiniz için ilişkide karşı taraf direkt şunu algılamaya başlar. Ya bu çocuk nasıl olsa ya da bu kız nasıl olsa tamamen benim kontrolümde. İstediğimi yaptırabiliyorum. Çok iyi ya, bak ne yapsam hemen şey yapıyor, hemen beni affediyor falan. Karşı tarafı öyle bir rahat psikolojiye sokarsınız ki o karşı taraf ne kadar suçlu da olsa her zaman haklı olur. Ve bu size en büyük zararı verir. Bugün hiç kimsenin ağız kokusunu çekmeye ihtiyacınız yok. Bugün size saygınlığınızı kaybettirecek hiçbir insana da ihtiyacınız yok. Bugün siz karşı tarafa çok fazla değer verip onları belli kaliteye getirirseniz o kişileri kaybedersiniz. Hatta direkt ayrılın. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatta bir denge var. Size bugün kim ne yaşatırsa yarın bir gün onu yaşar. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi orada siz bu ilişkiyi bitirdiniz ya. Aslında o kişiye en büyük zararı siz verdiniz. Neden biliyor musunuz? Başka biri gelecek, başka biri onun hayatını karartacak. Çünkü siz o kişiyi adam ettiğiniz için o eski kişiliğinden vazgeçmiş oldu. Eskisi gibi olmayacak. O kişi buna zarar vermeye başlayacak ve böylelikle denge sağlanmış olacak. Aslında siz daha mutlu olacaksınız. Çünkü siz bu ilişkiden ders çıkarttınız. Siz daha güçlü oldunuz. Siz artık hayatınızda nasıl bir ilişki istediğinizi bilmiş olacaksınız. Aslında en büyük tecrübe sizin olmuş olacak. Ya bugün siz bir ilişkiyi bitiriyorsanız mutlu olun. Hadi 3 yıl değil 5 yıl olsaydı ne yapacaktınız? Hadi bu 3 yıl olmasına da gerek yok. Kısa süreli 2 ay da olsun. Ya bir ilişki olmuyorsa uzattıkça aslında kendinize zarar verdiğinizin farkında değil misiniz? Ya bugün insanların hepsi ilişki konusunda ciddi bir şekilde yıpranmış durumda. Ya bu kadar her şeyi kafaya takmayın ya. Biri sizi çok mu üzüyor? Ya bir salın. Bırakın. Bırakın ya. O psikolojiden bir çıkın. Sevgi perdesi bir iniyor gözün önüne. Abi insanlar böyle kafayı yiyor. Ya ne yapacağım, ben delirdim. Hayatım bitti. Ben onu çok seviyordum. Ben çok mutluydum onunla. Bitmemesi lazımdı ya. Nasıl bitti ya? Nasıl bitti ya falan diyorsunuz ya.
Yapmayın gözünüzü seveyim ya. O sizi manipüle etmiş, kendisine bağlamış, sizi belki de çok zor durumlara sokmuş. Belki de hiç hayatınız boyunca yaşamadığınız psikolojilere sokmuş. Bu neyin kafası? Niye bu kadar değerli kılıyorsunuz karşı tarafı? Ya karşı taraf kim ki? Siz kendi potansiyelinizin farkına varmazsanız karşı taraf her zaman en iyisinin kendisi olduğunu düşünecek. Ya bazı konuşmacılar vardır mesela, böyle ilişkileri çok iyi ilerletirler. Kadın erkek fark etmiyor bu arada. Çok güzel böyle iyi idare ederler ilişkiyi mesela. Hemen böyle şey yaparlar. Ya bak, ben burada çok fazla uzun mesaj yazdım. Bu kadar uzun mesaj yazmamalıyım ya. Çünkü çok uzun mesaj yazarsam karşı tarafı hem irite ederim ya da çok fazla değerli hissettiririm. Bu da bana zarar verir mesela. Çok uzun mesajlar kesinlikle yazmayın. Net cevaplar, net mesajlar. Göndereceğiniz şeyi hemen içinizden ne geliyorsa yazmak değil de içinizdeki şeyi direkt harmanlayıp doğru bir kelimeyle pat diye aktarmanız. Çünkü bugün ilişkinizi ayakta tutmak istiyorsanız gerçekten çok net olmalısınız. Ne istediğinizi biliyorsanız net cevaplarla karşılık verin karşı tarafa. Bu ilişkide sanki hep siz suçluymuşsunuz ya da hep siz yoruluyormuşsunuz. Sanki hep siz üzülüyormuşsunuz. Yani öyle bir psikolojiye sokuyorlar ki sizi, hayatınız boyunca hiç yaşamadığınız modlara giriyorsunuz. Sadece size bir tavsiyede bulunarak bu videoyu bitirmek istiyorum. Siz siz olun. Şu kelimeyi hayatınız boyunca hep kullanın. Önemli değil. İlişkiler bitse önemli değil. Bugün size saygınlığı kaybettiren kişileri hayatınızdan çıkarttığınızda önemli değil. Sizin enerjinizi düşüren insanları da hayatınızdan çıkartın. Önemli değil. Kafam rahat diyebiliyorsanız asıl olgunluğa o zaman varmış olacaksınız. Bugün en güzel olgunluk, önemli değil kelimesini en doğru kullanan kişilerdir. Bugün asla kendinizden hiçbir şekilde taviz vermeyip mutlu olmak istiyorsanız şunun farkına varın. Kendinizi nerede görürseniz siz olsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, bu video ile ilgili beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Ben Onur Er.